Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün size eğim nasıl geliştirilir? Eğim geliştirmek için nelere dikkat etmemiz gerekir? Ya da nelere bilmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar eğim dediğimiz olay FPS shooter oyunlarında ortada duran imlecimizi rakibin üstüne hızlıca çekebilmek ve onu alt edebilme yeteneğidir. Yani eğiminiz zayıfsa bu tür oyunlarda pek şansınız yok. Oyunlar ne kadar pratik zeka ve anlık refleks istese de eğim dediğimiz olayı yapamazsanız sonuç yine hüsran olacaktır. Bu yüzden size eğimi etkileyen ve gelişiminde çok büyük rolü olan kas hafızasından bahsetmek istiyorum. Sonuçta elimizi ne kadar iyi yönetebilirsek, mouse hareketlerimiz de bir o kadar istediğimiz gibi olacaktır. Ve elimizi yöneten bu küçük kasların kas hafızaları denen bir olayı var. Nedir bu kas hafızası? Evet, hatta iki çeşit kas hafızası var. Biri tamamen beyinde gerçekleşiyor, diğeri ise kasların kendilerine özgü hatırlama yöntemi. Beyinde gerçekleşen zaten kaslarımızı yöneten normal hafızamız. Diğeri ise sporcu ve müzisyenlerin en yüksek performanslarını sergilerken izlerseniz bir noktadan sonra artık düşünmeden refleks gibi hareket etmeye başladıklarına tanık olabilirsiniz. Örneğin bir piyanist aynı parçayı defalarca çaldığı için parmaklarını hangi tuşlar üzerinde gezdirmesi gerektiğini düşünmeden çalmaya devam edebilir. Benzer bir duruma olimpiyatlarda da tanık olabiliriz. Atletler neredeyse her gün gerçekleştirdikleri antrenmanlarda artık vücutlarını nasıl hareket ettirecekleri, hangi kaslarını kullanacaklarını sorgulamaya ihtiyaç duymadan otomatikman aynı hareketleri tekrarlamaya başlar. E-spor da yeni bir dal ve aynı durum bu spor için de geçerli. Yani mouse hareketlerimizi kas hafızamıza kazımamız için sürekli ama sürekli antrenman yapmamız gerekecek. Ve ne de iyi olmak istiyorsak onun antrenmanını tekrarlamamız lazım. Örneğin anlık çıkan adamlara headshot atmak istiyorsanız kısa süreli beliren hedeflere yönelik tek atışlı deagle benzeri bir silah ile headshot antrenmanı yapın. Ya da bir silahta ustalaşmak istiyorsanız o silahı çeşitli varyasyonlar ve durumlarda deneyin ve spray patentini ezberleyin kafanıza kazıyın. Yani önce işin tekniğini sonra uygulamasını gerçekleştirin. Peki bunu çoğumuz biliyordu belki de ama olsun. Ben yine de bahsetmek istedim. Diğer konu ise oturuş pozisyonu ve mouse tutuş şekilleri. Arkadaşlar oturuş pozisyonunuz siz nasıl rahat ederseniz değil, nasıl daha odaklı ve algılarınız açık olursa o şekilde olmalıdır. Örneğin klasik olarak ekran dışında bir şey görmemeniz ve dik oturmanız oyunlardaki performansınızı arttıracak ve farkındalığınızı yükseltecektir. Bu hareket bana biraz abartı geliyor fakat durum böyle maalesef. İyi bir FPS oyun ustası bunu zaten yapıyordur. İkinci konuda dediğim gibi mouse tutuş şekilleri. Bu konu bence çok önemli. Çünkü mouse tutuşu sizin sınırlarınızı belirleyen bir faktör. Örneğin mouse'u bilekten tutuyorsanız hassasiyetinizi düşürmeniz pek mümkün değil. Çünkü mouse hareket ettirme alanınız zaten ufak olacaktır oyundaki en yüksek hareketimiz arkaya bakma olan hareketi evet daha kısa sürede yapabileceksiniz. Fakat ince eğim transferlerini yaparken hedefi pas geçebilirsiniz. Eğer mouse kullanırken tüm kolunuz ile hareket ediyorsanız ve geniş bir yüzeyde bunu yapıyorsanız hassasiyetinizi oynayabileceğiniz en düşük seviyeye çekmenizi öneririm. Çünkü o zaman ince eğim vuruşları yapabilir ve adamın tam yanına giden bir spreyi hemen adama döndürebilirsiniz. Zaten çoğu profesyonel oyuncu da bunun farkında ki bilekten oynayan çok az oyuncu var. Tabi iki yöntem de birbirine göre farklı avantajları sahip. Fakat benim tercihim koldan oynamak. Ve bu antrenmanları uygulamak için size bir site önereceğim. Altta linkini bulabilirsiniz. İstediğiniz siteye gidebilirsiniz. Herhangi bir anlaşmam vesaire bir şeyim yok. Sadece örnek olsun diye bu siteyi gösteriyorum sizlere. Benim önereceğim site aim400kg arkadaşlar. Bu siteyi çalıştırabilmek için öncelikle Adobe komutlarına izin vermeniz gerekiyor. Ee, onu da yaparsınız diye düşünüyorum. Çok zor bir olay değil. Eğer yapamazsınız yorumlarda belirtin. Ben size yardımcı olmaya çalışırım. Ee, bu şekilde bir e, oyun yapmışlar mesela. Balonları patlamadan siz patlatmanız gerekiyor. Ve bunlar... E, size skor veriyor. Skoru da sağ üstü görebiliyorsunuz. Ana sayfasına gelecek olursak çeşitli işte refleks antrenmanı olsun, ya daha hızlı antrenmanlar olsun. Bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Şurada da altta da özelleştirme ayarları var. İsterseniz eğiminizi değiştirebilirsiniz. İsterseniz de pardon, kursorunuzu değiştirebilirsiniz. İsterseniz hassasiyetini veya sesli oynayabilirsiniz. Mesela reflekse girelim. Refleks antrenmanına girelim hemen. Burada da sizin anlık olarak refleksinizi ölçmeye çalışıyor. Şu an kırmızı bir top var, yanlış tıklamamanız gerekiyor. Ben bilerek yanlış tıkladım. Bekliyorum, topun rengi değişince tıklıyorum. Bu şekilde işte 236 saniye falan filan diyor. Tabi bunu işte geliştirmeniz lazım. Bunun bir ortalaması alınıyor. 10 tane yapıyorsunuz ve ona göre size bir ortalama veriyor site. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz ee, video hakkındaki yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmına belirtin. Eğer size yardımcı olabildiysem videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar, iyi savaşlar.